Türk savunma sanayinin gururu Atak helikopterleri Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Helikopterler devletin zirvesini gururlandıran bir de gösteri yaptı. Vaktiyle alınan kararlar işte aradan geçen yıllar sonra semeresini bu şekilde vermektedir. Türkiye Milli Helikopter için 2007 yılında harekete geçti. Türk mühendisleri TUSAŞ tesislerinde gece gündüz çalıştı. Proje 3,3 milyar dolara mal oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Atak T-129 helikopterlerinden 3 tanesinin yapımı tamamlandı ve bugün de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Güvercin'in Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki devir teslim töreni devletin zirvesini buluşturdu. Topraklarımızın dokunulmazlığının, Türkiye'nin bağımsızlığının garantisi tabii ki silahlı kuvvetlerimizdir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Türk milleti daima göz bebeği gibi korumuştur. Bundan sonra da daima göz bebeği gibi koruyacaktır ve bunda titiz davranacaktır. Helikopterlerimiz terörle mücadelede ve ülke bütünlüğümüze yönelik eylemlerde inanıyorum ki bize çok büyük güç katacaktır. Törende Silahlı Kuvvetlerin Komuta Akademisi de tam kadro yer aldı. Devir teslim töreninden sonra Atak helikopterleri Türk pilotlarına emanet edildi ve şu anda da devletin zirvesine kabiliyetlerini sergiliyorlar. Türkiye'nin ilk milli helikopteri gösteri sırasında manevra kabiliyetiyle dikkat çekti. Gösterinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül silahçı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da pilot koltuğuna oturdu. Her şey yolunda mesajı verdi. Abi, sallama. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil taarruz, taktik ve keşif helikopteri ihtiyacını karşılamak için ilk aşamada 9 helikopter teslim edilecek. Toplamda 59 helikopter üretimi planlanan proje 2018 yılında tamamlanacak. İki mürettebatlı taktik taarruz helikopteri Atak saatte 288 kilometre hıza ulaşabiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı 5 ton olan helikopterin menzili ise 556 kilometre. Yerli helikopter Atak 42 farklı silah sistemine sahip ve yazılımı da Aselsan tarafından yapıldı. Ayrıca Roketsat tarafından üretilen füzeler de Atak'ta kullanılıyor. Benzerlerine göre üstün özelliklere sahip Atak helikopteri burnunda taşıdığı 20 milimetrelik topla durmaksızın 500 mermi atabilme özelliğine sahip. Ayrıca kanat altındaki 4 kokla toplam 76 roket atabiliyor. Yalnızca TUSAŞ'ta kurulan üretim hattında üretilen Atak'ın 3. ülkelere satışı Türkiye tarafından gerçekleştirilecek.